Ben bu görüşmeyi lütfen. Sayın Kılıçdaroğlu'na, yakın çevresine ve Kılıçdaroğlu'na sordum. Bu görüşmeyi doğruluyor Sayın Kılıçdaroğlu. O zaman diyor ki biz daha rahat kendisi doğruladıktan sonra daha rahat verebiliriz. Kastedilen bir dakika. Bir haber yavaş yavaş doğuyor böyle. Çarşamba günü önce benim yazdığım, şimdi burada konuşulan ve Abdülkadir Selvi'nin de Kılıçdaroğlu da doğruluyor dediği yaklaşık 3 hafta önce Kemal Kılıçdaroğlu ve Abdullah Gül görüştüler. 2,5 saat süren yüz yüze bir görüşme yaptılar. Abdülkadir Selvi'yi dinliyoruz. Tebrik ediyorum ya. Şurada sormasak söylemeyeceğiz. Şimdi konu açılıyor ama şöyle. Ya ben söylemiyorum işte, sen söyle. Evet. Aslında şöyle, aslında sadece bir görüşme değil. Sayın Kılıçdaroğlu'yla Kasım ayında yaptığı görüşme var Sayın Abdullah Gül'ün. Daha önce Ekim ayında da Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'nun bir görüşmesi var Sayın Abdullah Gül'le. Ben onu hem Abdullah Gül, Sayın eski Cumhurbaşkanı'nın kanadına, hem Temel Karamollaoğlu'nun bizzat kendisine de sormuştum. Onu da burada artık zamanı geldi, paylaşabiliriz. O da şu, Sayın Kılıçdaroğlu, güncel siyasete girmedik. Dış politika ağırlıklı olarak görüştük. Sayın Abdullah Gül hem eski Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı olarak dış politikadaki gelişmeleri değerlendirdik. Demokratik hukuk devleti ve ekonomiyi konuştuk. Ancak güncel siyasete girmedik. Yani tahmin ettiğimiz üzere, elbette ki o güncel siyasette kastının bir ittifak kurulması, yerel seçimlerde şöyle hareket edilmesi, böyle hareket edilmesi şeklindeki bir şeye girmedik diye Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklaması var. Tabii ki biz beyanı esas alıyoruz. Onu paylaşmak istedim. Sayın Temel Karamollaoğlu'yla görüşmede Ekim ayı içerisinde Sayın Temel Karamollaoğlu'nun talebi üzerine gerçekleşiyor. Kendisi onu söyledi. 24 Haziran seçimlerine ve 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarını, o seçimlere giden süreci konuştuk. Biz seçimlerden sonra bir araya gelememiştik kendisiyle ve bir ufuk turu yaptık. Görüşmede biz iki kişiydik. Sayın Gül'ün yanında da birisi vardı. Oldukça verimli bir görüşme oldu dedi kendisi. Gerek olursa da, ihtiyaç duyulursa da yeniden bu görüşmeyi yapabiliriz. Abdullah Bey bizim eski dava arkadaşımız diye de eklemişti. Onu da paylaşmak isterim.